Şimdi %60'ı falan emekli maaşı asgari ücretin. Yani inanılmaz bir makas var arada. Bu kadar kaybedilmez. Ya da emekli bu kadar gözden çıkartılmaz. İşte yabancı ülkelerin emeklilerini sık sık konuşuyoruz. Geliyorlar işte Antalya'da kışı geçiriyorlar. Ucuz fiyatlarla kalıyorlar ve evlerine dönüyorlar ve emekli maaşları buna yetiyor diyoruz. Bizim emekli maaşı yani normal günlük zaruri harcamalarına bile, zorunlu harcamalarına bile yetmiyor. O anlamda emeklilerden söz açılınca rejide onu dikkate alarak haber merkezine ona bir kulak vermek istedik. Reji dediğin bizim Hasan arkadaş mı yani? Evet, Hasan var bugün. Hasan bir daha bu numarayı yapma bize. Şimdi senin dediğin hikaye doğru. Bak senin dediğin hikaye doğru. Yalnız orada küçük bir detay var. İktidar bunu bilmiyor mu? Yani emeklilere haksızlık yapıldığını bilmiyor mu? Biliyor. Fakat iktidar şuna güveniyor. İktidar şuna güveniyor. Şimdi emekliler genel tanımı içinde, genel yani şurada büyük şehirdekiler, kırsaldakiler, köydekiler falan neyse. Şimdi iktidar şunu düşünüyor. Aslında öyle de çalışıyor. Emekliler yaşlanınca, insanlar yaşlandıkça biraz daha böyle dine daha yakın olur Evet. diye düşünüyor iktidar ve bunun çalışmasını yapar yıllardır. Dolayısıyla şöyle düşünüyor. Ya tamam yani emeklilere haksızlık yaptık ama emekliler bunu algılayacak kapasitede değil. Çünkü dine yaklaştıkça kaderci olur. Yani kaderci olduğun andan itibaren ya buna da şükür. Bir de öbür Buna tarafı da şükür. garantileme derdine düşer. Ha işte mesela burada. Onun için bu bir önceki seçimde gördük bunu. Yani Kemal Bey şunu söylemedi mi emeklilere işte bayramlarda şu kadar ikramiye vereceğiz size. Ona rağmen emeklilerin %75'i miydi, %76 mıydı o günkü oranı hatırlamıyorum. Gitti AKP'ye oy verdi. Evet. Şimdi neden bunu yaptı? Çünkü AKP o seçimde para pul konuşmadı. Hiçbir zaman konuşmadı. İki şey üzerinde konuştu. Bayrak inmez, ezan Ezan susmaz. susmaz. Allah, peygamber, din, iman, vatan, millet, Sakarya falan dedi. Şimdi emekliler buna en yatkın olan kesimdir. En yatkın olan kesimdir. Sosyolojik olarak kimse kimseyi kandırmasın. Dediğim gibi yaş ilerledikçe bizim gibi Evet. toplumlarda yani İslam coğrafyasında zaten camilere git. Bir şeye gerek yok. Büyük senaryo yazmaya gerek yok. Camilere git. Bakarsın gelenlerin ezici çoğunluğu yaşlı insan. Yaşlı insanlar, bir de şöyle bir Aa, şey neden? var, sıkıntıyı da çekin diyorlar. Çünkü ne diyor camilerde imamlar? Cennete önce fakirler girecek. Ha, işte mesela bu. Orası da garanti Tarikatlar, olursa. tekkeler, zaviyeler, şeyhler neyi bize anlatıyor? Dikkat et. Hep bir şey üzerinde duruyorlar. Daha 3-5 slogan üzerinde duruyorlar. Yani garibanlar, fakirler öncelikli olarak cennete gider. Allah fakirleri sever. İşte Şükret. Allah'tır, kaderdir, işte ya ne yapalım, alın yazısıdır falan gibi. Dört ve en önemlisi, hani bu tarikatlar ve tekkeler, zeviyeler açısından söylüyorum bunu. Ya öbür tarafta işte 88 tane huri, 75 tane cariyesi var. Çarparsan 25 bin eder falan filan. İşte bu niye? Niye? Seni gündelik hikayelerden yani demin Özgür Bey'in anlatmaya çalıştığı gerçek rakamlardan uzak tutmak için. Tabii. Yalnız o mu peki? Çay üreticisi perişan durumda. Çayını satacak yer yok. Fiyattan da vazgeçti. Devlet almıyor. Devlet almıyor çayını ne yapıyor peki? Seni mecburen özel şirketlere yönlendiriyor. Evet. Özel şirketler de sana istediği kazığı atıyor. Yalnız o mu? Fındıkta da Tahıl meselesi, aynısı. buğday meselesinde. Fındıkta da Buğdayda da aynısı. öyle. Buğdayda da öyle. Bir öyle bir Fakat fiyat koydu ki fındıkta çok sana. ilginç bir durum var. Türkiye'deki en büyük fındık ihracatçısı firma bir İtalyan şirketi. İkinci firmada Cüneyt Sapsu.
O da yabancı şirket sayılır mı bilmiyorum artık. Çünkü Türkiye'de yabancı şirketlerin genellikle temsilcisiydi. Erdoğan'ın dış politika danışmanıydı. Hatta bu tekelin özelleştirilmesinde falan önemli rolü vardı. Çünkü tekel özelleştirildikten sonra 292 milyon dolara satıldı. Daha sonra Amerikalılara 820 milyon dolara satıldı. Amerikalıların Türkiye temsilcisi Cüneyt Zapsu'ydu. Daha sonra 2 milyar doların üstüne çıktı rakı fabrikasının değeri. Bu arada bu kadar parayı kimler kazandı? Yani bak fındıklar nereye geliyor laf. Tamam da yani senin o fındık üretimini dünyanın işte %60-70'ini Türkiye üretiyor, evet. Fındığı. Şimdi düşünsene, senin fındığını ucuz bir şekilde alıyor, veriyor İtalya'ya, Belçika'ya. Onlar kendi ürettikleri çikolatalarda senin fındığını kullanıyor, sana 5 katı satıyor. Evet. Yani buna benzer. Ya yerli tohumu ben mi mahvettim? Yerli tohumu yasaklayan ben mi mahvettim? Genleriyle oynanan, geni bozuk olan tarım ürünlerini bu ülkeye gümrüksüz sokan ben mi soktum? Ben. Hayvancılığı mahveden ben mi mahvettim? Şimdi bütün bunları yan yana koymadan yani bir tek hani küçük bir dar açıdan bir yorum getirmek doğru değil. O fotoğrafın büyüğünü göreceksin. Bu iktidar tabii her şeyi mahvetti, perişan etti. Ya en son kala kala geldiler, hayvanları otonazi yapalım ya. Bu saçma, dünyada böyle bir saçmalık yok ya. Yok, soralım yok, köpeklere. Ya kardeşim, sana otonazi yapalım mı? Böyle saçmalık mı var? Değil mi? Nerede var? Dünyada bir örneğini göstersinler ya. Nerede var bu? Yani dine aykırı, imana aykırı, evet, inancımıza aykırı, geleneklerimize aykırı, aklına gelen her şeyimize aykırı. Ve dikkat et, biz 15 gündür bu ülkede bunu konuşuyoruz. Ve hem de nasıl ya, konuşuyoruz yani? Ya insanlarımız ölmüş, insanlarımız. Perişan insanlarımız, işte emekliler. Perişan olmuş. Ama sana öyle bir malzeme yaratıyor ki, al sen diyor şu köpeklerle uğraş, hayvanlarla, evet, uğraş, öbür konulara girme diyor. O kadar akıllıca yapıyorlar ki her şeyi. Ama maalesef bizim ne muhalefetimiz, ne hani sözde muhalif geçinen gazeteciler, yani gerçek hedefe kilitlenmiyor. Gerçek hedef şu: İktidar ne yaparsa yapsın berbat. Bak, ne yaparsa yapsın berbat ve tehlikeli. Bitti. Ya bitti böyle. AKP bu ülkeye hiçbir şey vermedi. Gerçekten vermedi. Verdik diyorsanız, eserler diyorsanız, onların parasını ödüyoruz. Siz artı bize bir şey vermediniz. Ama çok şey götürdünüz bu ülkeden. Çok fazla şey götürdünüz, hem de hukuku götürdünüz. Sadece o da değil, eğitimi götürdünüz. Bakın, son üniversite sınavlarında cevap oranları çıktı ortaya. İnanılır gibi değil. Tam bir rezalet. İnanılmaz ya, bir başarısızlık var. Ve bakanlık açıklama yapmış. İşte tercihlerde aman dikkatli olun. Yahu o not oranlarıyla neyi tercih edeceksin arkadaş? Yani matematikte 40 soruda 10 soru bile doğru cevaplanamıyorsa, 5-6 soru doğru dürüst ortalaması varsa, yani ne öğreteceksiniz? Şu üniversitelerde ne olacak? Ya bak, demin başta programın başında neyi konuştun? Kıbrıs'ı. Evet, evet, evet. Kıbrıs'ı konuştun. Peki, neyi kutladın? Çıkarmanın 50. yılını. Özgürlüğün 50. yılını. Evet, şimdi 50 yılda bak 4 seferdir söylüyorum, 50 yılda bu devlet, bunun 25 yılı zaten AKP iktidarı. 25 yıla AKP iktidarı. 50 yılda bu devlet, hani Kıbrıs, dün CHP, bilmem herkes gitti. Ya bu devlet Kıbrıs'ta bir çivi çakmış mıdır? Evet. Hani bak, kimi kandırıyorsunuz ya? Kimi kandırıyorsunuz? Dedim ya, Kıbrıs benim üçüncü vatanım. Değil mi? Yok öyle bir şey. Saçma sapan bir hikaye. 50 yılda bu ülkeyi, küçücük adayı perişan etmek için, halkını perişan etmek için, siyasetini perişan etmek için, devleti perişan etmek için talanların en büyüğü yapılmıştır Kıbrıs'ta, KKTC'de. Her türlü sahtekarlık, her türlü üçkağıtçılık, her türlü rezalet. Suç adasına ya dönüştürdüler. Suç adasına dönüştürdüler güzelim adayı. Bir Türk şirketi gidip de
KKTC'de bir fabrika kurmadı ya. Bir Türk şirketi ya. Ne yapıyorlar? Girne gibi dünyanın en güzel şehri gökdelenlerle dolduruyorlar abi. Rezalet, dünyada böyle bir örneği yok. 350 bin nüfusu olan küçücük kasabada her türlü mafya var. En son biliyorsun 3 yıl önceki Falya'nın öldürülmesinden başlayarak. Her türlü fuhuş hikayesi var. Her türlü kaçakçılık var. Her türlü uyuşturucu var. Her türlü kumarhane var. Her türlü para aklama hikayeleri var. Sedat Peker biliyorsun hepsini anlatıyor. Evet. Cinayetler var tabii. Ya neyi kutluyoruz Allah aşkına? Neyi kutluyoruz? Özgürlüğü. Küçük bir adamın sefaletini mi kutluyoruz? Yani ya. Bunu konuşması gerekirken hepsinin, dün gidenlerin, beyefendilerin, herkes şov peşinde. Ya. O onunla öpüşüyor, o onunla öpüşüyor, o onunla öpüşüyor. Örnek bir yer bak, olması gerekirken Türkiye'ye benzettik. Benzettiler daha doğrusu. Ya bak, hani konumuz değil ama, yani bu KKTC'de Barış Harekatı'nın 74'teki başarısında herkes bilir ki Kaddafi'nin rolü vardı. Tamam mı? Ama Kaddafi'ye ihanet etti Türkiye. Kaddafi'ye kim kazık attı? Türkiye. Bu devlet değil mi? Bu iktidar değil mi? Nasıl bir şey ya? Ya kendi insanına vefasız. Linç edildi. Peki daha başka bir şeye gelelim o zaman. Türk dediğimiz için söylüyorum. Kardeşim bugün Türkiye Cumhuriyetlerden, yani Türkçe konuşan, yani Türk dilli bilmem ne bir örgüt var ya, eskiden Türkiye evet. Cumhuriyetler diyordu. Türkiye Cumhuriyetlerden, başta Azerbaycan olmak üzere, İsrail'in en büyük dostu olan Azerbaycan'dan başta olmak üzere, niye bir tanesinin KKTC'de bir çivisi yok? Niye evet. elçiliği yok? Evet. Niye konsolosluğu yok? Niye dükkanı yok? Niye bakkalı yok? Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Azerbaycan hepsi. Niye yok? Yani Türk kardeşi dayanışmadı. Bangladeş tanır gibi oldu. Ertesi gün vazgeçirdiler. Tanıyamaz. Çünkü hepsi evet. Amerika'dan korkar. Evet. Çünkü Birleşmiş Milletler'in evet. kararı var. 1983'te karar alınmıştır. 538 yanlış hatırlamıyorsam, bir de 550 yanlış, rakamlar yanlış olabilir. Kararı var. Kim tanırsa KKTC'yi mahvederiz. Herkes korkuyor Amerika'dan. Tamam da kardeşim, sen yani Azerbaycan'daki arkadaşlar, dostlar, İsrail'le stratejik işbirliği yaparsın. İsrail Rumlarla işbirliği yapar, dikkat et cümleye. İsrail'in en stratejik dostu Rumlardır. Ama sen Azerbaycan, Türkiye kardeştir, mardeştir dersin, KKTC'ye bir dükkan bile açmazsın. Ya i̇şte, kandırmayın bizi. Yine geldik ya. O dolaşık ilişkilere. Yeter bu saçmalıklardan, vazgeçin artık yani. Evet, gene o dolaşık ilişkilere geldik. Yani ve işin ilginç tarafı, İran'la Ermenistan ittifak yaparken Azerbaycan'la İsrail ittifak yapıyor. Karabağ konusunda. Peki, da ya da bölgedeki. Türkiye iki tarafı da idare etmeye çalışıyor. İdareyle olmuyor işte. Şimdi daha çok olmuyor. Azerbaycan'ın yanında görünüyor. İHA'lar, SİHA'lar falan. Fakat sonra anlaşılıyor ki İsrail'den gelen Heronlar ve bu kamikaze dronlar önemli rol oynamış. Dün çok ilginç Kıbrıs'ta gösteriler yapıldı. Baykar'ın İHA'ları, SİHA'ları da gösteriye katıldı. Peki bu devletin TUSAŞ'ı yok muydu? Devletin ürettiği İHA'lar, SİHA'lar yok muydu? Bir özel şirketin İHA'ları, SİHA'ları Kıbrıs'ta gövde gösterisi yapıldı. Neden? Aksungur gidemez miydi oraya? Artık onlar devletin. Devlet töreni yapılıyor orada. Yani devletin İHA'lar, ürünleri yok. Devletin yaptığı ürünleri yani yok. Onlar şimdi artık devletin. O yaklaşım doğru değil. Yani İHA'lar, SİHA'lar artık o şirketin değil. O şirket üretmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vermiş. Artık onlar Türk malıdır. Yani devletin, Türk devletinin, silahlı kuvvetlerinin silahlarıdır, toplarıdır, tüfekleridir, İHA'sıdır, SİHA'sıdır. Bu çok fazla önemli değil. Şimdi o zaman yabancı medyadan bir şey daha söyleyeyim sana o zaman. Bu işte İHA'ların, SİHA'larının üssü kuruluyor Mavusa tarafından. Üssü var daha doğrusu. Evet. Orada yabancı medya, Amerikalıların bile orada üs kurma konusunda Türkiye ile anlaştığı yönde haberler var. Yani güneyde iki tane İngiliz üssü var. Kuzeyde de bir tane Amerikan üssü haberleri var. Haydi buyur bakalım. Ki buyur tam bakalım. Da Suriye'nin karşısında. Yani bunlar,
Ya onun için. Peki Kakadece nereye yakın? Tam karşısında Lübnan var. Evet. Tam karşısında Suriye var. Rum tarafı nereye yakın? Tam karşısında Filistin, İsrail var. Yani evet. Onun için Kıbrıs çok stratejik bir yerde. Kıbrıs medyasında son zamanlarda İsraillerin, Yahudilerin yani başka ülkelerin Yahudilerinin gelip orada şirket kurdukları, bol miktarda arazi aldıkları, bak bol miktarda tonlarca araziye satın aldıkları, ilginç ilginç yerlerde siteler kurdukları korkunç hikayeler var. Hikayeler var. Doğru. Bunları kimse konuşmadıkken biz dün gittik. Bütün Türkiye'deki ne kadar şey varsa, yakışıklı vatan varsa orada şov yapıyoruz. Ya şov yapmaya gerek yok. Vatandaşa gerçeği anlat. Gerçeği anlat abi ya, yeter. Yeter olur. yalan söyle söyle bir hal oldunuz. Yani böyle olur mu ya? Yazık günah bu ülkeye, bu yazık günah bu insanlarımıza. Ama maalesef hiçbir şey değişmiyor bu ülkede, onu da söyleyeyim. Yani zaten geliyoruz gene. Dış politika, iç politikalı Türkiye'de, Türkiye gibi ülkelerde genellikle öyle oluyor, yönetiyor. Ve sonuçta baktığımız zaman bu ilişkiler ağı içinde Türkiye'de de bir taraftan bir yağma sürüyor. Geçenlerde gazetelerde vardı, bu Kuzey Marmara Otoyolu yapılmadan önce AKP'ye yakın şirketler büyük araziler kapatmışlar. Riva'da şeyde o yolun geçeceği güzergah çevresinde. Şimdi işte orada büyük projeler başlıyormuş. Gazetede o haber vardı. Sadece o değil, İstanbul'u madenciler kuşattı. İşte Şile'ye sen de geldin, gördün. Yol boyunca kamyondan geçemiyorsun. Binlerce, 10 bin, 20 bin kamyon var İstanbul-Şile yolunda. Ve bunların hepsi madencilik adı altında ruhsat almışlar. Çoğu maden bile değil, kum çıkartıyorlar. Taş ocakları var İstanbul'un, neredeyse şehrin merkezine kadar girecek. Yani şu haritaya bakın, Karar Gazetesi'nde verdikleri ruhsatlar. Karar'ın birinci sayfasını getirebilir miyiz arkadaşlar? Bu ne ya, bu ne? Bu mu şehircilik? Yani kendi ülkesine bu kadar düşman, hadi yurt dışından herkes düşman da, kendi ülkesine bu kadar düşman bir yönetim olabilir mi? Yani hani bir takım topraklar falan diyoruz. Elimizde olsa ne olacak? İşte elimizdeki toprakları böyle değerlendiriyoruz. Beton madenciler. AKP betonla ve madencilerle geldi. Ve beton ve madencilerle de gidecek herhalde. Ya bir tane Hüsnü hatırlıyor musun? Böyle bir yüksek teknolojili, istihdam sağlayan, ihracat yapan, döviz getiren bir tane fabrika yahu. Bir tane. Bak seçim programları açıklıyor AKP. O seçim programlarında arkadaşlar bir fotoğraf vardı dosyamızda. Neydi o? Evet. Sanayi yok. Türkiye yüzyılına doğru adım. Vizyoner beyanname. Süper hızlı tren hattı kuracağız. Enflasyon yeniden tek haneye indireceğiz. Kamuda mülakat kalkıyor. Evleneceklere faizsiz kredi. Kadınlara erken emeklilik. Ya tarım yok burada. Sanayi yok. E ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Onlar yoksa bunları nasıl yapacaksın? Her şeyi de borçla yapamazsınız. Süper hızlı tren. Ya senin Eskişehir İstanbul arasında dünyanın en yavaş hızlı treni çalışıyor. 100 kilometre ortalama, 250 kilometre yapan trenle. Şaka gibi. Evet Hüsnü. Ya şimdi bu talan malan meselelerini sen anlatınca, şimdi biz biliyorsun her programda biz bunları anlatıyoruz. Evet. Yani bu talanlar işte memleketin nasıl perişan edildiğini. Şimdi işte biliyorsun sosyal medyada paylaşıyordum ya, işte kaptanlık yapıyordum. Arkadaşlarım teknelerinde tabii kaptanlık yapıyordum. Ve Bodrum Yarımadası'nın bütün koylarını, hemen hemen gerçekten bütün koylarına girip çıktık. Gözümle gördüm ki, hani var ya gözümle gördüm ki korkunç bir talan var. Bak korkunç. Böyle bir şey olamaz. Yani bu bir vatan haini bile bunu bir yapmaz bu ülke. Evet. Bütün vadiler, bütün dağlar, bütün ormanlar, bütün koylar, bütün ne varsa hepsi talan edilmiş. O meşhur beşli kaliteli şey var ya, kumpanya hadi öyle diyelim. Evet.
Abi inanılmaz bir şey ya. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir talan? Hiçbir koy kalmamış. Hiç. Hiçbir koy kalmamış. Net söylüyorum. Yani eskiden gidersin, tekneyle insanlar çıkar, işte cennet koyudur, şu koyudur, şu adadır, gider insanlar açık denizde yüzer. Şimdi kalmadı. Yok öyle bir şey. Kalmadı. Koylar bile kapatılmış. Yani verilmiş. Hatta Turizm Bakanlığı kendi koyunu kendisi kapatmış. Üstelik düşünsene, orada kendi bakanlığından izin aldı. Ya bir daha söylüyorum, şaka bak. Yani şu anda bile böyle heyecanlanıyorum. Korkunç kelimesi, gerçekten korkunç. Bu nasıl bir rezillik ya? Bu nasıl bir ülkeye bir ihanettir? Nasıl bir katliamdır? Ne dersen de. Onun bak, için yani bu detaylar görülmediği sürece, bu küçük detaylar görülmediği sürece büyük fotoğrafı zaten görmek imkansız. Tek tek anlatmanın bir anlamı yok. Evet, buğdayda evet. Böyle, çayda böyle, işte şeyde ayçiçeğinde böyle, o zeytinyağında böyle. Bunlar o koş dediğin kadar konuş. Bunlar bir şey ifade bak, etmez. Bak bir örnek göstereyim. Ben Ataköy'ü çok sık gösteriyorum. Ataköy senin İstanbul'a geldiğinde ilk gittiğin plajdı zannediyorum bile, değil mi? İlk yüzdüğüm yer orası. Yüzdüğün yer orasıydı. Onu bir getirelim arkadaşlar, Ataköy'ü. Bak ne yaptılar Ataköy'ü. Hatta mayo kiralıktı. İşte o Ataköy'ü ne hale getirdiler? Bak Ataköy'de bir yarımada oluşturdular. Şu gemiyi görüyor musun? Kamyon dolu. Yollara sokmadılar bunları. Maltepe'den falan bunlar, kamyonlar geldiler. Denizi doldurdular, doldurdular. Ataköy'de bir yarımada oluşturdular. Geçelim arkadaşlar. Ve doğanın dengesi bozulacak dendi. Hiç kimse bunu dinlemedi. Çünkü Gölcük'te depremde denizden doldurulmuş alanları deniz geri almıştı. Ama ders alınmadı. Ders alınmadı. Üstelik deprem bekliyor. Geçelim arkadaşlar. Ve gene bakın Ataköy'ü göstereceğim. Üst taraf o senin denize girdiğin yer. Bak. Şu alt taraf o plajın hali. Ya plaja beton diktiler ya. Plaja daha ötesi var mı? Daha ötesi. Evet, önce ve sonra. Bak, önce park da var orada. Onları bomboş bıraktılar, görüyorsun. Devamında ne oldu? Devam edelim arkadaşlar. Ve bunları yaptılar. O görünen alana. İnanılır gibi değil ya. Bir insan şehrine bunu nasıl yapar? İnsanına nasıl yapar? Ve büyük bir rant, Katarlılar ortak buradaki projelere, kuzu inşaat var. Kentsel dönüşüm bize muhalefet yaptırmadı diyorlar. Yaptıkları da bu. Yalnız bu olsa bir sorun değil ki. Her tarafta aynı. Değil mi? Türkiye'nin her tarafı böyle. Yani zaten belediyelerin bütün yetkileri alındı. Biliyorsun Ankara'dan yetkiyle geliyorsun. Yani burada bu inşaatlara katkı sağlayan, yapan işte şirketler, küçük taşeron olarak kullanılan şirketlerle ben konuşuyorum. Yani birçoğunun da sahibini filan da tanıyorum. Zaman zaman sohbet ediyoruz. Ya anlatıyorlar bana, isimleri de vererek. İşte şurasının şeyi Ankara'dan onayı geldi. Çünkü bu AKP'nin bilmem ne milletvekilinin bilmem ne kuzeni. Yani öbürü ne? Öbürü de bilmem MHP'nin bilmem ne milletvekilinin ya da işte Bahçeli'nin bilmem nesi. Öbürü ne? Öbürü bilmem kim. Hep böyle. İsimler var burada. Herkes de bunu tanıyor. Ama burada yani Bodrum örneğinde olduğumuz için belediyenin hiçbir yetkisi yok. Sıfır. İki. Bu da neyse. Ya Bodrum'da zaten su yok. Yani bu kadar niye izin veriyorsun? Yani bu insanlar yarın bir gün diyelim ki sallıyorum 1 milyon oldu buranın nüfusu bu kadar yerleşimde. Peki nerede su? Su yok. Hani o zaman şunu yapmak lazım devlet açısından. Madem ki pazarlıyorsun her şeyi. Kardeşim o zaman bir altyapı yap. Suriye bir su getir. Bunu yap. Suyu çıkarma yetkisini belediyede veriyorsun. İSKİ burada ilgilenmiyor. İSKİ, MUSKİ de belediyelere bağlı çünkü. Ama devlet su işleri buraya ilgilenmiyor. Nasıl olacak bu iş? Niye veriyorsun sen buraları talan ettiriyorsun? Dağları, tepeleri, ormanlar ya. Ormanlar talan ediliyor. Tamam. Sana bir fotoğraflarını göstersem diyeceksin ki yok bu başka bir yerde. Böyle bir talan olamaz. Çektim hepsinin fotoğrafları, videoları vardı. Ama bunun hani dediğim gibi oturup da hesabını kim soracak? Maalesef. Ben sen soracak maalesef. Halimiz yok. Soracak olan muhalefettir. Yani muhalefet partileri
belediyeler dahil olmak üzere, geçen hafta da söyledim. Kardeşim belediye, yani Bodrum'da olduğumuz için Tamer Bey belediye başkanı çıkıp böyle tek tek fotoğraflarıyla bunu kamuoyuna açıklaması lazım. Sevgili Bodrumlar, Bodrum bağlamında. Sevgili Bodrumlar, bakın benim burada hiçbir yetkim yok. Aha bu talanın sahibi, aha bunlardır. Görün, aha bu demesi lazım. Ve diğerleri de aynı tabii sırf belediye. Senin demin verdiğin örnekte de İstanbul için de geçerli bu. Yani Ekrem Bey zaman zaman bunu yapıyorlar farklı farklı alanlarda. Hey sevgili İstanbul halkı, bakın neler yapıyor. Bunu bir değil, her gün anlatmak zorunda. Her gün. Başka türlü olmaz. Bu talanın sonu yok. Daha dün bile konuşuluyor. Vay efendim İstanbul kanalı yapılacak. Yapılacak. Buyur yap. Biz bunu 10 yıl sonra konuşacağız. Yani böyle mi olacak? Yani bunun dediğim gibi önünün kesilmesinin yegane gücü örgütlü muhalefettedir. Örgütlü muhalefetin belediyelerindedir. Dedir. Doğru. Şu anda çünkü hepsi CHP'li. Doğru. Belediyelerin hepsi CHP'li. Şimdi tabii ilginç şeyler de var. Bir şey atladım ben demin. Kıbrıs'ta çok dolaştık da onu unuttuk. Hatırladın mı? Bir çıkarma gemisi vardı. 128 numaralı çıkarma gemisi. Bunu müze haline getirdiler. Fakat 128 AKP'yi rahatsız etti. Onu getirebilir miyiz arkadaşlar fotoğrafı? Ve kazıdılar o 128 yazısını. O gemiden, çıkarma gemisinden. Çıkarma gemisindeki 128 rakamına bile tahammül edemediler. Devam edelim, sonra ne olmuş arkadaşlar? Ha tamam. Yok o değil, bu değil. Bir tane şey fotoğraf var. 128'i kaldırıyorlar, 1974 yazıyorlar. ...128 rakamını kazıdılar ve 1974, Ç-1974 rakamını koydular oraya. Yani... Ben bu 128 nerede, işte CHP'nin Kemal Bey zamanında sorduğu soru var ya... Çıkartma işte. 128, KKDC yönetimin işgüzarlığı öncesi sonrası, sonra Ç-1974 yaptılar, 128 değiştirildi. Ya bu nasıl bir kafadır yani, bunu... Anlamak zor. O 128 milyar nereden tartışıldığı günler bunlar. Ben bu iki şeklini biliyorum. Yani hem 128 iken gitmiştim o ziyaret ettim. Çıkarma plajının orada bunlar duruyor. Hala duruyor orada. Sonra bu 74 oldu değiştirildikten sonra da gitmiş. Hatta fotoğrafımda olması lazım orada benim kendimde. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta orada ben bir tane asker vardı, sordum. Dedim ya bu böyle 128'di, niye böyle 74 oldu? Gülmeye başladı çocuk. Yani genç bir çocuktu, askerdi. Gülmeye başladı. Abi dedi, hikayeyi biliyorsundur. Yo dedim, bilmiyorum ben mahsus tabii. İşte dedi böyle bu işte 128 milyarı çarçur ettiler. İşte bu çarçur edilen, kendince espri yapıyor. Çarçur edilen 128 milyar büyük ihtimalle dedi, bu çıkarma gemisinin altında saklanmıştır falan gibi böyle gırgır yapmıştı çocuk benimle. Şimdi dediğin doğru. Şimdi demin o Hasan'ın kullandığı böyle bir filo var ya, savaş gemileri. Evet, 50 evet. tane savaş gemisi dün gösteri yaptı orada. İyi de bu 50 tane savaş gemisi kime karşı kullanılacak? Değil mi? Kime karşı? Yani kardeşimiz Miçotakis değil mi? Değil mi? Kardeşimiz. Hani Miçotakis benim için bitmiştir dediğimiz Miçotakis. Bundan iki ay sonra önce kardeşimiz Miçotakis olmadı. Bitmiyor işte. Öyle bitti deyince bitmiyor. Nasıl oluyor anlamadım ki. Yani savaş kime karşı? 50 tane savaş gemisi o da, hani gırgır olsun diye yanlış anlaşılmasın. Ya gariban Rumlara karşı mı kullanılacak? Ya onların hiçbir şeyi yok. Onların arkasında İsrail var. İsrail'le mi savaşacaksın? Orada iki tane İngiliz üssü var. Agratur ve Dikelya, iki tane İngiliz üssü var. İngiliz üsleriyle mi savaşacaksın? Ya bak, tarih öyle bir güzel bir şey ki. 74 çıkarmasından sonra Kissinger'ın, o dönemin yani Amerikan Dışişleri Bakanı Kissinger'ın bir kitabı çıktı, anıları. Yani Kissinger. Ya diyor ki biz Türklerin çıkarma yapacağını biliyorduk zaten. Onun için sesimiz çıkmadı diyor. Gitsinler çıkarmayı yapsınlar. Kıbrıs'ın işte şu kadarını alsınlar.
biz de diyor Türklerle Rumların 50 yıl uğraştıklarını görelim diyor. 50 yıl bak. 50 yıl oldu işte diyor. Yani 50 yıl kumusu konuşuyoruz. Kumusu. Ama neyini konuşuyoruz? Kumarhanelerini konuşuyoruz. Kumarhanelerini konuşuyoruz. Bu mu Kıbrıs? Bu mu Kıbrıs? Yani Kıbrıs ister güneyi olsun ister kuzeyi. Orada kardeşçe, dostça, değil mi? Birlikte yaşama şansını aramak varken, varken. 50 yılda buna bir çözüm bulunabilirdi 50 yılda. Ama sen abi zaten başta yanlış yapmışsın 1878'de zaten vermişsin Kıbrıs'a Abdülhamit Hazretleri tarafından İngilizler alın tepe tepe kullanın demişsin zaten. Değil mi? Orada başlamış hikaye. Onun için gelmişsin şimdi bana orada 50 tane savaş gemisiyle gösteri yapacaksın. Kime karşı? Yok ki yani savaşacak kimse yok orada. Yani. Ve sen petrol arama gemilerini zaten sen göndermişsin Somali'ye. Değil mi? Yani derdin de yok artık Kıbrıs'ta. Petrol, doğalgaz derdimiz de yok. Bir de öyle bir enteresan bir şey var. Siber çöküşü konuşacaktık, onu unuttuk. Yani bu dünyada sistemleri durduran, yani uçaklar havalanamadı, bankalar işlem yapamadı, bir kıyamet günü senaryosu yazıldı hemen. Ne oluyoruz dediler. Ya aslında basit bir hata dendi ama basit bir hata milyarlarca dolar bir zarara neden oldu. Çünkü çok önemli havayolu şirketleri bile kalkamadılar. Windows'la çalışan pek çok şey işlemez hale geldi. Neydi bu? Bir hata ya da bir prova mıydı? Yani hep biz 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz ya. Çünkü 3. Dünya Savaşı elektronik bir savaş olacak. Her şey bilgisayarların egemen olduğu bir savaş olacak. Ama bilgisayar sisteminin de ne olduğunu görmüş olduk bu olayla. Ya, o zaman bunlarla doğru dürüst nasıl savaşacağız ya da bu gücü elinde tutanlar savaşı zaten baştan mı kazanacaklar? Şimdi dün erken sabahta sabahın erken saatlerinde bu konular işte konuşulmaya başlandığında ya da yaşandığında ben aklıma şöyle, ben hep böyle İşin gırgır tarafına biraz daha perde arkalarına ve perde önüne de biraz meraklı olduğum için bu işlerin. İlk aklıma gelen şu açıkçası. Ya dedim büyük ihtimalle bu sistem çökerse yani işte internet şudur budur ıvır zıvırdır. Çökerse dedim yani toplumların ezici çoğunluğu ve özellikle bizdekiler, bizim gibi ülkelerdekiler toplumlar ve insanların kafayı üşütür. Çünkü bizde insanlar kişi birey anlamında söylüyorum gününün en azından 15 saatini sosyal medyada geçiriyor. İşte ben düşündüm şimdi kendi açımdan. Ben hani gazetecilik yazıyorum, çiziyorum, okuyorum. Tamam bana lazım tabii internet. O ayrı bir konu da. Ama normal vatandaşlar için de ben dahil bir daha söylüyorum. Düşünsene ben işte tekneyle dolaşacağım ve bunun işte videosunu paylaşamayacağım. Allah Allah çıldırırım ya diye düşünsene. Ya da işte hummus yapacağım. Hummus'un görüntüsünü paylaşamayacağım. Değil mi? Düşünsene. Değil mi? Değil mi? Yani değil mi? Olacak iş mi? Yani kafayı üşütürüm herhalde diye düşündüm. 8,5 yani milyon başkalarının yerine koyarak. Evet. 8,5 milyon bilgisayar etkilenmiş bundan. Ya o önemli değil. Bu dünkü yaşanan hikaye aslında yani dijital çağın hani internet kabaca yani internet dediğimiz dijital çağın nasıl, neyi kaç saniyede çökertebileceğinin kanıtı yaşandı. Yani internet sistemlerinin yok olduğu bir anda, yani bırak bankacılıkları, trenleri, uçakları bunları bırak zaten onlar hepsi çöker de. Yani bireysel iletişim, cep telefonları çalışmayacak. Ondan sonra aklına gelen bütün her şey çökecek. Daha uydular var. Gökyüzünde uzaydaki uydular var. O uydular devre dışı kalırsa asıl ne olacak? Ya bir örnek vereyim ben sana. Bir örnek vereyim. Yani dün, evvelsi gün daha doğrusu, Yemen'den, hani biz burada Türkiye'de diyoruz ya, İHA'larımız, SİHA'larımız dünyaya bilmem ne kafa tutuyor filan. Yemen'de hani bu Husiler dediğimiz insanlar, kıçına giyecek çok affedersin özür diliyorum pantolonu bile yok terlik bile yok ayağında bunlar bir tane füze fırlattı bak Yemen'de. Ne kadar evet. Mesafe 2000 kilometre bir tane SİHA
Çıktı Yemen'den dolaşa dolaşa hiçbir radar görmedi bunu. Geldi İsrail'de Tel Aviv'de başkent Tel Aviv'de Amerikan konsolosluğunun yanında güm diye patladı. Bu korkunç bir hikaye. Bu işte dijital çağla. Yani eğer Yemen'de o sistemler olmasaydı, komanda sistemleri, uydular, muydular olmasaydı bu füze nasıl gider? Değil mi? Nasıl gider? Şimdi Yemen'den İsrail'e, Filistin'e kadar eğer bunlar olmasaydı, eğer Yemen'den yola çıkan bir vatandaş arabasıyla, vazgeçtik devesiyle Filistin'e gitmek için, İsrail'e gitmek için 6 ay geçer ya. Yani böyle düşünmek gerekiyor. Gerçekten korkunç bir hikaye. Yani düşünmesi bile dünyanın sonu, kıyametin günü demektir. Provası. Bu sistem toptan çökerse. Evet. Ama yani bir güvenlik sistemlerinin o kadar iyi olmadığı da aslında ortaya çıkmış oldu böylece. Yani bu çok büyük bir hata da değilmiş aslında. Böyle basit bir hatadan böyle bir şey çıkartıyorsa birileri bunun üzerine bir oynama yapmak isterlerse eğer. Şimdi bu bir arıza diye kabul edildi bu. Tamam mı? Ya arıza olmadığında, bilinçli olarak bu sistemler devre dışı bırakıldığında belki o güçler onun yedeğini bile hazırlamışlardır. Çünkü onlar onu kullanacaklardır diğer sistem çökünce. Yani dünyaya egemen olma, hani dünyayı ele geçirmek için bazı şeyler var ya, filmlerde görürüz. Sonra biri çıkar oyunu bozar, dünyayı kurtaran adam falan diye filmler çekilir, yapılır. Bunların çok uçuk hayal ürünü filmler olmadığı da sanki ortaya çıkıyor. İşte onun için mesela Çin bu uluslararası bildiğimiz sistemlerin dışında kendi sistemleriyle çalışıyor. Yani kendi internet şebekeleri var, kendi işte uyduları var, kendi bu dijital hesap kitap meseleleri var. Bildiğimiz programların dışında, Batı'nın kullandığı, bizim kullandığımızın dışında aynı şekilde Rusların da var. Çünkü sonuçta bu bir güvenlik meselesi. Yani ülkelerin güvenlik meselesi. Onun için herkes artık kendi güvenliğini, hani yazılımlarda da olur ya bu, hani şey konuşuldu ya, F-16'lar alınırsa Amerikan yazılımı mı olacak, evet, yoksa Türk yazılımı monte edilecek. Aynı şekilde İsrail'den de zamanında alındığında dronlarda da, çünkü İsrail yazılımı vardı, sonra burada gelindi işte Türk yazılımı kullanıldı mı kullanılmadı mı falan filan. Çünkü eğer İsrail yazılımı o dronlarda varsa senin çektiğin bütün görüntüler aynı zamanda da İsrailler alıyor o görüntüleri. Evet. Yani diyelim ki Güneydoğu'da bir şey operasyon yapıyorsun. Eski F-16'ların modifikasyonunda Türkiye'nin kendi yazılımını kullandığı söyleniyor. O hazırlanmış. O önemli. Yani kendi yazılımını kullanmak. Ama tabii yeni gelen uçaklarda Amerika her şeyi kendi verdiklerinin olmasını istiyor. Hatta kullanılacak roketlere kadar Amerika benim roketlerimi kullanacaksın diyor. Aynen. Yani sırf uçaklar değil, tanklarda da aynı hikaye evet, geçerli. Hiç fark etmez. Uçaklarda da aynı şey geçerli. Ya onu bırak, normalde şu anda bindiğimiz atıyorum herhangi bir marka adını söylemeden sana araba geldiğinde kendi yazılımıyla geliyor. Sen evet, yani örneğin hadi ben bir örnek vereyim bana biraz gırgır olsun diye, madem ki pazar günü. Şimdi bizim damatla bizim kız işte araba aldılar, benim araba aldılar, sattılar, yeni araba aldılar. Şimdi ondan sonra bu araba yazılımında ben durmadan oynuyorum. İşte bir sürü yasaklar var arabada, ben o yasakları iptal ediyorum. Bir tane yasak var, onu iptal edemiyorsun o yazılımda. Maksimum 185 kilometre gidebiliyorsun. 190 gidemezsin. Mümkün değil. Hepsini iptal edebiliyorsun. Onu değiştirebiliyorsun. Ama o 185'i değiştiremiyorsun. Sonra sordum. Ya dedim Mustafa, damat nedir bu ya? Gel şuna bir bak. Bilgisayarla mesleği o zaten. Baba ya, oynama baba, bozacaksın demedi mi? Bu olmaz diyor. Bunu mıncıklayamıyoruz diyor. Bunu değiştiremiyoruz diyor. İşte yazılım dedim bu. Düşünsene, hayatın tüm alanlarında seni bir sefer şekillendirmiş. Yani cep telefonundan, elindeki cep telefonundan, yani Instagram'da da, Facebook'ta da, Twitter'da da, eski evet, adı Twitter'da da, işte X'te, şunda bunda, sana bir takım kurallar koymuş zaten. Senin, bak şimdi daha önemlisi şu. O senin paylaştığın her şey
burada paylaştığın her şey. Yani benim paylaştığım hummuslar var ya, o paylaştığım hummuslar Mossad'ın eline gidiyor zaten. Mossad onları inceliyor. Ya Hüsnü, bu hummusta ne kullanmış Allah? Malzeme ne var içinde? Bakıyor. Evet. Ha, yani artık böyle bir dünyada yaşıyorsun. Yani ben dediğim gibi Bodrum koylarında bir kaptan olarak dolaşırken büyük ihtimalle CIA'yı, Mossad'ı koyların fotoğraflarına bakıyordur. Bu koy neresidir? Burada acaba ne var? Levrek mi var? Çupra mı var? Öyle bakar. Doğru. Şimdi doğru. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Kimse kusura bakmasın yani. Doğru. Evet, bugün programın sonuna geldik. Merdan Yanardağ Bodrum'da. Dün konuştuk seninle. Herhalde bugün sen de gideceksin oraya. Merdan Yanardağ, Türkiye nereye gidiyor konulu bir konferansı var. İmza günü var aynı zamanda Bodrum'da. Bodrum Belediyesi tarafından düzenleniyor. Hangi salonda arkadaşlar? Saat 19'da Nurol Kültür Merkezi'nde Bodrum Belediyesi'nin önemli bir konuşma. Orada hem Merdan Yanardağ'la yüz yüze gelme hem de kitaplarınızı imzalatma fırsatı da bulacaksınız. Hüsnü Mahalli de büyük bir olasılıkla orada olacak. Dün konuşmuştuk Hüsnü'yle. Evet Hüsnü. Ya bu sen o şeyi okuyamadın. Oasis diye bir alışveriş merkezi var burada. Ha. O orada yani orada bir merkez var orası. Onu detay vereyim. İkincisi ne yazık ki kim düzenlediyse bunu, o saat biraz erken bir saat. Çünkü burada sıcak felaket. Yani insanlar ancak böyle 8'den sonra 9'da ancak çıkabiliyor. Gerçekten çok sıcak. Keşke 9 yapsalardı. 9 yapsalardı çok daha rahat. Ama sanıyorum uzayacak o. 9'a kadar falan da uzayacak herhalde. Aynen. Yani evet. 9'da insanlar çok daha rahat katılıyor. Çok daha sohbet ediyorlar. Umarım yani o şekilde değerlendirilir. Böylece bizi izleyen şu anda Bodrum'daki dostlarla onu göz önünde bulundurarak dediğin gibi ben de gideceğim. Bakalım orada neler konuşulacak, sohbet edilecek falan filan. Evet, size güzel bir pazar günü diliyoruz. İyi konuşmalar diliyoruz. Görüşmek üzere önümüzdeki hafta. Değerli izleyiciler, iyi pazarlar.